Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak Kaan için 630 milyar liralık bütçe ayrıldı diyerek Milli Muharip Uçağı Kaan konusunda geri adım atılmadığını ve kısa zamanda Kaan'ın göklerde yerini alacağı ifade edildi. Türkiye'nin en iddialı teknoloji projesi olarak nitelendirilen Milli Muharip Uçak Kaan yaklaşık 3000 personelin çabasıyla bu yıl yapılması hedeflenen ilk uçuşuna hazırlanırken uçağa ilişkin ilk fiyat bilgisi de ortaya çıktı. Uçağın fiyatının 100 milyon dolar olacağı dile getirildi. KOTİL aynı zamanda TUSAŞ'ın 2028 yılında 20 adet Kaan Blok 10 uçağının hava kuvvetlerine teslim edileceğini bir kez daha dile getirdi. Ek olarak TUSAŞ'ın 2029 itibariyle ayda 2 adet Kaan üretileceği söylendi. KOTİL, 2028'de de hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. 2029 itibariyle ayda 2 tane üreteceğiz. Bu da 2.4 milyar dolar eder. İfadelerini kullanarak sadece Kaan'ın ihracatta 2.4 milyar dolarlık bir hacmi olabileceğinin sinyalini veriyor. Milli Savaş Uçağı Kaan için Azerbaycan'la imzalanan anlaşma ve Pakistan ile benzer adımın çok yakın olması yeni bir dönemi beraberinde getirebilir. Böylesine maliyetli savunma sanayi projelerinde çok uluslu yaklaşımları olağan karşılayan uzmanlara göre Ankara, Kaan ile çok geniş bir coğrafyada oldukça kritik bir enstrümana kavuşacak. Mutabakat her ne kadar Milli Muharip Uçak Kaan'ın geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere üretim konularındaki işbirliğinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi gibi son derece diplomatik bir şekilde kaleme alınmış olsa da aslında arka planda çok değerli detaylar var. Kamuoyuna yansıyan kimi bilgilere göre Türk ve Azerbaycan heyetleri arasında mutabık kalınan metin ilginç bir sürece de işaret ediyor. Kaan projesi için Azerbaycan'da yerleşik kabiliyetlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, uygun değerlendirilen tesis ve veya firmalarda üretim hazırlıklarının yapılması, üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımlarının yapılması bunlardan bazıları. Kaan dahil olmak üzere bir savaş uçağı geliştirme boyutundan ele alıyor meseleyi, böyle bir projeyi geliştirmenin savunma sanayi açısından en büyük, en kapsamlı ve en maliyetli işlerinden biri olacağının altını çiziyor. Teknik olarak bu gibi işlere proje yerine program dendiği bilgisini de paylaşıyor Doğan ve içerisinde bulunan en ufak bir mekanik parçadan, elektronik donanımlara, yazılımlardan binlerce sensöre kadar bu tür işlerin aslında devasa sistemler olduğuna işaret ediyor. Savaş uçağı yapabilmek için yüzlerce hatta binlerce şirketin birlikte çalıştığını yine binlerce mühendisin birbirleriyle entegre bir şekilde geliştirdiği sistemlerin kullanıldığını kaydediyor. Hal böyle olunca bu gibi programların mali yükümlülükleri de çok yüksek bedellere ulaşmış oluyor. Doğan, işin maliyetinden bahsederken hemen hepimizin yakından takip ettiği F-35 projesine getiriyor konuyu ve söz konusu projenin geliştirme faaliyeti için yaklaşık 400 milyar dolar harcandığını vurguluyor.